hem Hristiyan dünyasının din adamları hem de İslam aleminin farklı mezheplerinin, farklı inanç gruplarının önderleri aynı doğrultuda konuşmalarını yaptılar. Bize işaret etmek istedikleri nokta ortak nokta. Farklı açıdan, farklı bakış açısıyla, farklı referanslarla ama aynı şeyi söylediler. Zaten mesele burada. Bunun hayatta uygulanabilir olması. Başta din adamlarının kendileri. Dini referans alarak insanlığı istismar etmemeleri. Siyasetçiler. Dini istismar ederek siyasi ikbal sağlamamaları. İnsanların duygularını, bu din olur, bu milliyetçilik olur, başka hassasiyetler olur. Onları istismar etmemeleri. Mesele uygulamada, mesele tanımlamalarda, dileklerde ya da insanlığa buyurulan emirlerde değil. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bu kentte belediye başkanı olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Böyle bir coğrafyada yönetici olmak ilk bakışta zor gibi görülebilir. Ama eminim ki en kolay yöneticilik bu tip kentlerde yapılır. Farklı kültürler, farklı anlayışlar. Bunun birleşmesi, bir potada erimesi farklı bir zenginlik. Mersin'de belediye başkanlığı yaparken bu anlamda hiç zorlandığımı söyleyemem. Çünkü bu işi buradan yapıyorum. Kalbimle yapıyorum. Şu anda sizlere hitap ettiğim her kelime buradan çıkan kelime. Kalbimden çıkan kelime. Anamur'dan Tarsus'a kadar da 5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev sürem içerisinde hep bu anlayışla hareket ettim. Herkesi kucakladım. İşte o az önce din görevlilerimizin referans aldığı kitapların bize talimat olarak verdiği bütün ilkeleri uygulamaya çalıştım. Doğru, dürüst, ayırmadan, insanları üzmeden, insanları horlamadan. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz buradaki yaşam güvencemizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alırız. Bu ülkede din ve vicdan hürriyeti vardır. Ve anayasal teminat altındadır. Bir diğerinin inancına bir diğeri müdahale edemez. Herkes aynı görüşte, aynı inançta, aynı düşüncede, aynı ideolojik yapıda olmak zorunda değil. Katılır ya da katılmaz. Empati yaparak, yani kendisini bir başkasının yerine koyarak eğer ona davranırsa hiçbir sorun yok. Bugüne kadar olduğu gibi Mersin'de belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde bu kentin şehri emini olarak bu anlayışla kentime hizmet etmeye devam edeceğim. Noel'inizi kutluyorum. Hangi dinden olursak olalım, farklı dillerde dua edelim, farklı kitaplardan alıntılar yapalım ama hedefimiz ortak olsun. Dünya barışı, dünya kardeşliği. Bugün burada Mersin'de en eski kilisenin 170. il dönümünü ve 3. ilimizi barış günümü kutlamak için bir araya geldik. Bu özel gün barışın ve hoşgörünün önemini vurgulamak adına büyük bir anlam taşımaktadır. Barış, hoşgörü ve anlayışı toplumumuzun temel değeridir. Bu değerleri
canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Hep birlikte daha barış dolu bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Coğrafyamızda yaşanan büyük acıların bir an önce son bulması, dün kahraman ordumuz mensuplarından 12 şehidin haberi yüreğimizin en derinden yaralamıştır. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz, ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyor. Teselli etmeyi, anlaşılmamaktansa anlamayı, sevilmektense sevmeyi arayayım. Nitekim kim kendini sunarsa karşılığını alır. Başkasını affeden affedilir ve öldüğünde ebedi hayata kavuşur. Amin. Bir, iki, üç. Karışama kardeşim ya.